Ne oldu, ayaklanmışsın? Sen niye arkamdan geliyorsun? Ne oldu? Burada böyle otçur hayvanlardan var mıdır? Ne tür hayvanlar? Vahşi hayvanlar işte. Yani yok ama çığlık atmaya devam edersen toplanır hepsi birazdan. Hayır ya. Haziran bak sen git istiyorsan gerçekten. Burası sana göre değil. Yani şehirli insanlar yapamaz burada. Sen alışmışsındır şimdi trafik gürültüsüne, insanlara, kalabalığa, sese. Yani sessizlik korkutur sizi. Ya sen hala mı bana şehirli diyorsun? Ben buraya geleli kaç ay oldu? 3 ay oldu galiba ama 3 ayda silmez o İstanbul'un pisliği. İstanbul düşündüğün kadar kötü bir yer değil. Bir gün gelirsen görürsün. Hiç sanmıyorum geleceğimi. Bence o kadar büyük konuşma. Aç mısın sen de? Yani aslında açım biraz. İyi. O zaman arkada oltalar var benim. Hemen arka tarafta da göl var, gidip orada tutabilirsin balık. Biraz gelsin. Biricik, bu keçi gibi inatçı. Ormandaki en yabani domuz o. Gerçekten çok ama çok sinirliyim. O dönene kadar dönmem. İyi görünüyor ama belli olmaz. Yanındayım şimdilik, tamam? Duydun mu? Duydum. Ne sesiydi o? Vahşi hayvan sesi. Senin beklediklerin. Haziran bak son kez uyarıyorum seni. Git buradan. Gerçekten geç olmadan git. Bak gece olur, karanlık çöker, kapıma gelirsin almam. Acıktım dersin yine gelirsin, vermem. Bunları zalimlik olsun diye de söylemiyorum ha. Git diye söylüyorum. Bak açık açık söylüyorum, git. Ben de sana açık açık söylüyorum. Ben karanlıktan korkmam. Acıkmam. Tamam mı? Sen burada keyfine bak. Ben yokmuşum gibi davran. Unut beni. Sen beni şey gibi düşün. Böyle ölüp kalırsan falan diye böyle başında bekleyen bir hemşire gibi düşün, olur mu? Başka da bir şey değil. Hatta ne yapalım? Bir şey yapalım. Buradan şu sınırımız olsun. Burası Poyraz Cumhuriyeti, burası Haziran Cumhuriyeti. Bu sınırı geçmek yok, aynı yataktaki gibi. Bana uyar. Bana zaten uyar. Çünkü benim fikrim. Şarjım da bitmiş. İyi ki bitmiş. Oh, mis gibi orman havası. Oksijen. Ne güzel, çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. Ya, ya taktı bana resmen ya, vız vız. Of. Her yerimi ısırdı. Şu hale bak ya, resmen her yerim kabardı. Of ya, çok kaşınıyorum. Of. Hava da soğumaya başladı zaten. Hayır, ben ne bileyim senin böyle alıp başına ormana kaçacağını falan bilseydim ben de ona uygun giyinirdim, değil mi? Tamam. Tamam, ben şehir seviyorum, tamam mı? Kalabalık seviyorum, insan kalabalığı seviyorum, gürültü seviyorum, trafik seviyorum, şehir seviyorum. Oldu mu? Mutlu musun? Yok canım, o kadar da değildir. Şey var mı buralarda peki, böyle meyve ağacı falan, he? En azından. İnan git bak. Su ver bari. Su ver hadi, ne olur. Susalım. Bak hala vaktim var. Gidebilirsin. Acımasız olmaya başlıyorsun ama.
Hayır yani, huylu huyundan vazgeçmiyor işte. Hayır, bunun huyu da yok ki. Huysuz huysuzluğundan vazgeçmiyor olması lazım o lafın aslı. Yok ya, şimdi bir de durduk yere zehirlenmeyelim. Yılan! Yılan vardı orada. Sen yılan gördün mü daha önce? Hem söyledim ben sana, tehlikeli yerler burada. Ben dayanırım. Tamam mı? Ama senin vicdanın varsa benimle gel. Of ya, dursana, beni bekle diyorum sana. Poyraz! Yakın mısın bana, uzak mı? Git diyorsun. Ormana gidiyorum, peşimden geliyorsun. Döndüğümde bana yemek veriyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Poyraz? Sana bir soru sordum. Bana cevap ver. Yakın mısın bana? Uzak mı? Beni görmek istemediğini söyleyip haber vermeden kaçıp gidiyorsun. Ama dönüp dolaşıp beraber geldiğimiz yere geliyorsun. Kaybolmak istiyorsun. Ama bir taraftan da seni bulmam için bekliyorsun. Biraz sen gerçekten ne istiyorsun? Duydun sorumu. Bana cevap ver. Yakın mısın bana? Uzak mı? Sormadım say. Sana daha yakın olmak isterdim. Her şey bu kadar karmaşık ve zor olmasaydı. Ama bizim de hikayemiz buymuş işte. Maalesef. Annenle konuşmalısın. Ziran. Bitirmedim, beni dinle. Yaşadığın o korkunç şeylerin hepsinin farkındayım. Hiçbirini unutmadım. Hiçbiri unutulacak şeyler değil. Ama olaylar senin sandığın gibi gelişmemiş olabilir. Aliye teyze seni başka bir şeye inandırmış olabilir. Ne fark eder ki? Çok şey fark eder. Annen sandığın kadar suçlu olmayabilir. Bak, ben onun gözlerinde gördüm. Hissediyorum, başka bir şey var. Yoksa hiçbir anne bu kadar zalim olamaz. Babaanneler zalim olabilir diyorsun yani. Bu nasıl bir mantık ya? Hayır. Şanssız olabilirler. Bazen insanın başına böyle arka arkaya o kadar çok şey gelir ki... Düğüm olur kalırsın. Bizim gibi. Bizim gibi.
surat mı yapacaksın? Yani tamam hoş bir durum değil ama en azından konuşabilirdik. Onların yanında yapmam zaten merak etme. Hani onları eğlendirmeye gidiyoruz ya. Surat yapmam. Alper. Hı. Ben hissettiğim şey için suçluluk duymak istemiyorum yalnız. Keyfinize bakın hanımefendi. Selam. Biz geldik. Üstelik elimiz boşta gelmedik. Size yiyecek, içecek, üst baş ne varsa getirdik. Şarjım bitmeden önce ben haber vermiştim. Abi bizi de mi istemiyorsun? Ben anlamadım ki. Yok. Kimseyi istemiyor. Yok oğlum olur mu öyle şey? Geçin oturun alayım onları ben. Acıyor mu? Yara mı? Yok o geçer. Alper, giderken Haziran'la götürün. Dün de uyumamış zaten uykusuz. Buralar ona göre değil zaten. Sen ne yapacaksın peki? Başımın çaresine bakarım ya. Abi emin misin? Amerika'yı geri alamayacağım. Otelde bu batı olacak oğlum. Ve babaannemle de aram kötü. Üstüne bir de o kadın geldi. Haziran'la zaten ayrıyız. Benim bunların üzerine uzun uzun düşünmem lazım. Hepsini tek tek düşünmem lazım. Ya da düşünmeyeceğim işte bilmiyorum. Ya inatçılığı beni bile bıktırdı. Asla dinlemiyor. Böyle kafasını dikine dikine gidiyor. Ama bu sıralar çok zor şeyler yaşıyor. Ya tamam herkesi karşısına alsın ama beni almasın. Ya ben ona destek olmaktan başka ne yapabilirim ki? Belki problemlerine dahil etmek istemiyordur seni. Hem bu sıralar ayrısınız ya bir de. Ayrıyız. Ayrıyız ama ben ona kıyamıyorum ki. Seviyorsun çünkü. Aranızda tutku var. Yanıyorsunuz ya resmen. Ben de öyle olabilmeyi çok isterdim Haziran yılı. Anne kalkma. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceğimi de sana mı soracağım? İşi vardır belki. İyi acele et o zaman. Allah Allah onun hesabını da sana vereceğim oldu. Çok uzağa gitme. Gideceğim tamam mı? En uzağa gideceğim. Daha da uzağa gideceğim. En uzağa gideceğim oldu mu? Olabildiğince uzağa gideceğim. Hadi bakalım. Ya. Nerede kaldı ya? Bayağı geç oldu değil mi? Nereden geldim ben ya? Ya bu yolların hepsi birbirinin aynısı. Ne oluyor be? Poyraz! Silah sesi miydi o? Siz burada bekleyin geliyorum. Poyraz saçmalama biz de geliyoruz. Oğlum bir dinleyin beni ya. Ayrılmayın buradan. Ama yalnız başına olmaz. Ya Poyraz dikkatli ol. Tamam sakin. Bir bu eksikti ya. Tamam sakin. Sakin. Haziran! Haziran!
Haziran! Poyraz, ateş ediyorlar Poyraz! Ya. Üçüncü mü oldu bu? Ya, kim neden ateş ediyor ya, niye? Sakin ol. Poyraz, buradayım, ateş ediyorlar, dikkat et! Haziran! Kimsiniz lan siz? Siz mi ateş ediyorsunuz? Ateş etmiyoruz, avcılık yapıyoruz. Lan yasak olduğunu bilmiyor musun? Poyraz abi. Lan sen Muammer abinin oğlu değil misin? Oğlum hasta mısınız lan siz? Ha? Ya birini vursanız bu saatte, ya kan kaybetse ne yapacaksınız? Haziran. Poyraz. İyi misin? İyiyim. Babanın haberi var mı tüfeğini aldığını? Abi biz seni arıyorduk. Lan yalan söyleme bana. Babana bir söyleyeyim de haberi olsun onun. Bir daha öyle kafanıza göre kurşun sıkmak, hayvan yaralamak falan yok, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hadi. Hadi. İyisin değil mi? İyiyim. Ya abi yapmayın işte, gelin siz de. Gördün, bin bir türlü tehlike var burada. Hı? Hadi gelin. Oğlum çoluk çocuk gördün, ne yapacaklar bize ya? Bir şey olmaz. Sadece o mu? Hava nasıl soğuk? Sefil olmaya gerek var mı ya? Yaralısın bir de. Tamam bak, benim bir şeyim yok. Zaten getireceğinizi getirmişsiniz buraya. Yiyecek var, yaram da iyi, bandajım da var. Daha ne olsun işte, çadırım da var. Sıkıntı yok. Haziran sen? Siz bilirsiniz. Ama kendinize dikkat edin. Bir şeye ihtiyacınız olursa da arayın. Arayın. Benim telefon kapalı. Benim de şarjım yok. Tamam. Biz size ulaşırız o zaman. Ne diyeyim? Hadi görüşürüz. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Keşke sana çare olabilseydim. Sen burada mısın hala? Belki gelir dedim. İlaçları sen mi koydun başucuma? Gelmez. Gelmeyecek. Sen burada olduğun sürece asla buraya gelmez. Boş yere bekleme. Gider ormanda o kızla kalır. Eğer bekleyeceksen de git başka bir yerde bekle. Yok. Ben seni bırakmayayım burada. Kim bilir sonra yine beni bu halde bıraktı diye oğlumu düşman edersin bana. Hasta halimde gitti dersin. Yok. Sen yat. Ben burada bekleyeceğim Poyraz'ı.